Öncelikle şunu belirtmek gerekir, her burun tıkanıklığı ameliyat gerektirmez. Özellikle fonksiyonel olarak tanımlayacağımız burun içi dokularının şişmeleri, uygun ilaç tedavileriyle, bu tedaviler bazen uzunca sürebilir ama güç değildir. O şişliklerin büzüştürülmesi sağlanabilirse tıbbi olarak tedavi edilir. Belirli bir süre, özellikle konka şişliklerinde veya tekrarlayan sinüzit ataklarına bağlı burun tıkanıklıklarında cerrahi karar almadan önce tıbbi tedavi uygulanması bilimsel olmaktadır. Ancak burun tıkanıklığına yol açan çok belirgin mekanik sorunlarda ilk seçenek ameliyat tedavisi olabilir. Örneğin kronik tekrarlayıcı sinüzitli hastalarda sinüzitin burun içerisine doğru geliştiği, daha önce olmayan dokuların varlığında polip dediğimiz bazı sinüzitlere bağlı burun içini dolduran dokuların varlığında tıbbi tedaviye yeterli cevap vermeyen alt konka şişliklerinde ve elbette ki burun orta bölmesinin bir tarafa doğru çok belirgin kaymış olması durumlarında, halk arasında kemik eğikliği dediğimiz koşullarda ameliyat tedavisi gereklidir. Ancak bu ameliyatlar yakın geçmişe kıyasla çok daha kolaylaşmış, çok daha hedefe yönelik hale gelmiştir. Geliştirilmiş yeni araçlarla hem hasta rahatlığı hem başarı tatminkar düzeyde bizi sonuçlara götürmektedir.